adliye sistemlerimizi kurmadan, ya burada yapılanmadan önce biz şunu yaşıyorduk. İşte İHA'larımızı uçurabilmek için ya da diğer sistemlerimizi kullanabilmek için işte ben telefon ediyordum. Rus generali sabah arıyordum. Biz bugün İHA uçuracağız. İzin verir misiniz? Karıştırıcılarınızı kapatır mısınız diyordum. Onlardan izin alıyorduk. Ondan sonra bu operasyonları yapıyorduk. Şimdi Rus generali arıyor. Benden izin istiyor. Ya çok ciddi karıştırma yapıyorsunuz. Operasyon yapamıyoruz. Lütfen kapatır mısınız diyor. Bu işte sahada yerli milli ürünlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin Koral, Redet 2, Milker, Taktik Elektronik Destek Kodu Edpot, Radar İkaz Alıcı Sistemi RIAS gibi elektronik harp sistemleri bulunmaktadır. Türkiye bu sistemleri, Yunanistan sınırından tutun da, Mavi Vatan ve Suriye'de yapılan icraatlarda aktif olarak kullanıyor. Düşmanlarımızı bu kadar ürküten, hatta Birleşmiş Milletler'de Türkiye bu silahları kullanmasın diye şikayet edenlerin ne sebepten bu kadar strese girdiğini, bu sistemlerin düşmana neler yaptığını birazdan daha iyi anlayacaksınız. Savaş alanları, gelişen teknoloji ile birlikte sinsi bir dönüşüm geçiriyor. Elektronik harp, elektronik taarruz ve elektronik savunma sistemleri bu dönüşümün vazgeçilmez unsurlarıdır. Şimdi, bu muazzam teknolojik güçlerin savaşlar üzerindeki rolünü ve nasıl çalıştığına bakalım. Savaş artık sadece görünen düşmanla değil, elektronik savaşla da kazanılıyor. Düşmanın radarlarını, iletişim sistemlerini ve diğer elektronik cihazları bozmak, etkisiz hale getirmek veya yanıltmak amacı taşır. Düşmanın gözlerini kör ederek, kendi birliklerimize gizlilik kalkanı sağlar. Elektronik harp, düşmanın kendi silahlarını kendi aleyhine kullanmasını sağlar. Elektronik taarruz, bir savaşın anlık kritik anlarında devreye girer. Düşman askeri birimleri arasındaki iletişimi bozmak, engellemek veya yanıltmak için kullanılır. Düşmanın planlarını darmadağın ederek koordinasyonunu altüst eder. İşte burada, savaşın kontrolünü ele almak an meselesidir. Elektronik taarruz düşmanın sinyallerini karıştırarak, kendi birliklerimize stratejik bir avantaj sağlar. Elektronik savunma ile düşmanın saldırısına karşı koymakta en az taarruz sistemi kadar önemlidir. Kendi birliklerimizi düşmanın elektronik taarruzlarından korumak ve saldırılara karşı direnç sağlamak için kullanılır. Düşmanın radar sinyallerini algılamak, teşhis etmek ve karşı önlemler almak üzere tasarlanmıştır. Savaşın en yoğun anlarında, bir kalkan gibi çalışarak birliklerinizi korur. Yerli Koral sistemi bittiğinde beklenenden çok daha güçlü, yıkıcı etkisi olan bir sistem sahibi olduk ancak Koral bu kadar güçlüyken neden Redet sistemine ihtiyaç duyduk? Koral gerçekten bilinenden çok daha güçlü bir sistem ancak, Redet sistemi olmadan, Koral sistemi dost düşman ayırmadan, muharebe sahasında, tüm elektronik sistemlere saldırıp, çok agresif bir elektronik harp yürütüyor. Elbette bu düşmanlarımız açısından çok kötü ancak, dost unsurları ayırt edemeyince, kendi sistemlerimizin de etkilenmeyeceği düşünülemezken, elimizdeki bu denli güçlü bir silahı yerinde ve tam kapasite ile kullanamaz olmuştuk. Birçok yurt dışı kaynaklı operasyonlarda başarıyla kullanılan Koral elektronik harp sistemi, aslında tam anlamıyla bitmiş bir sistem değildi. İşte bu noktada Redet projesi devreye girdi ve Koral sisteminin eksik kalan taraflarını tamamlamak için hayata geçirildi. Koral'ın bir üst ya da tamamen farklı bir yapısı olarak adlandırılmasının yanlış olduğu bu sistem, tamamı ile Koral ile ortak bir şekilde çalışmak için geliştirilmiş çok farklı ve özel bir tasarımdır. Redet elektronik harp sisteminin savunma ve saldırı olmak üzere iki temel görevi vardır. Savunma kısmında Koral ile birlikte çalışan Redet sistemi, öncelikli olarak Koral'ın neye saldırıp neye saldırmaması gerektiğini tayin etmektedir. Muharebe sahasındaki tüm sinyalleri, frekansları ve radyo dalgalarını takip eden sistem, bu dalga ve frekansları kendi bünyesindeki dijital kütüphanede diğer verilerle kıyaslamaktadır. Bu neticede hangi radyo sinyalinin düşmana ait, hangi sinyallerin karadaki telsiz hattına ait ya da hangilerinin havadaki dost savaş uçaklarına ait olduğu gibi tüm kritik bilgileri tespit etme yeteneğine sahiptir. Redet sistemi, tüm bunları tespit edip güvenli bir veri oluşturduktan sonra bu bilgiyi Koral sistemi ile paylaşmaktadır. Böylece Koral, Redet'ten aldığı verilere göre düşman birliklerine elektronik karşı saldırı yapabilir hale gelmektedir. Tam olarak gizli yürütülen bu harika kanka sistemlerden, Türkiye'mizin toplamda 8 adet ürettiği biliniyor ancak bu kadar gizli olan bir projenin tam kapasitesini ve kaç adet üretildiğinin de gizli olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemler, bir savaşın karmaşıklığını bir üst seviyeye taşıyor.
bilgi üstünlüğü, gizlilik ve etkili savaş stratejileri, elektronik savaşın özünde yatan güçlerdir. Gelişen teknolojiyle birlikte, bu elektronik savaş sistemleri, düşmanın zayıf noktalarını bulmak ve kendi güçlü yönlerimizi öne çıkarmak için keskin bir kılıç gibi kullanılır. Bu, savaşın sadece bir meydan muharebesi olmadığını, aynı zamanda bir frekans savaşı olduğunu da gösterir. Savaşın yeni yüzü, elektronik savaşın yükselişiyle belirleniyor. Elektronik harp sistemleri, modern savaş alanlarında bir üstünlük sağlamanın anahtarıdır. Bu sistemler, geleceğin savaş stratejilerini yeniden şekillendiriyor ve zaferin sadece ateşli silahların değil, aynı zamanda akıllı elektronik sistemlerin gücünde yattığını da gösteriyor.